Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde cisimlerin topraklanması, topraklanmanın özelliklerini anlatacağız. Topraklanmış bir cisme yüklü bir cisim yaklaştırılırsa cismin yükü cisimle zıt yüklü olacak şekilde yüklenir. İlk önce topraklamanın ne olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şöyle diyelim biz. Topraklama kablosunu elde edebilmek için ilk önce yerin yaklaşık diyelim ki şu yer mesafesi olsun. Yer mesafesi olsun. Yerin 1 metre altına 1 metrelik bir çukur kazılır ve bu 1 metrelik çukur içerisine 1 metrekare yüzey alana sahip bakır bir levha gömülür. Topraklama böyle yapılır arkadaşlar. Yani iletken teli alıp toprağa dokundurduğumuzda topraklamış olmuyoruz. Bu bakır levhaya iletken bir tel bağlanır bu şekilde. Bu bizim toprak bağlantımız olur. İletken tel bağlanır. Bu bizim toprak bağlantımız olur. Yani şöyle toprakla gösterdiğimizde bunu devrede sembol olarak, şema olarak bu şekilde gösteriyoruz. Bu levhaya yerin 1 metre altına gömülmüş 1 metre kare kalınlığındaki 1 santimetre 1 metre kare yüzey alana sahip 1 santimetre kalınlığındaki bakır levhaya bağlanmış kablo topraklama kablosudur. Düzen bu şekildedir. Şimdi nötr bir cisme negatif yüklü bir cismi yaklaştırdığımızda bu negatif yüklü cisim negatif yükleri en uzak nokta yetecek. En uzak nokta neresi? Topraktır. Yani toprağın yeterince elektrik yüküne çok fazla bir şekilde ihtiyacı vardır ve toprak aynı zamanda çok fazla bir şekilde negatif yük miktarı da barındırır. Onun için bu cisimlerin büyüklüğü, kapasiteleri yanında dünyayı göz önünde bulunduracak olursanız çok çok büyük. Dolayısıyla buradaki negatif yükleri toprağa iter ve cisme yakın olan yerler pozitif elektrikte yüklenmiş olur. Buralar ise, bu bölge ise nötr olur. Nötr olur. Toprak bağlantısını kesmeden cismi biz tekrar uzaklaştıracak olur isek bu giden negatif yükler tekrar topraktan geri gelir ve cismimiz tekrar nötr hale geçer. Yine yüksüz bir cisme pozitif yüklü bir cisme yaklaştırdığımızda ise topraktan bu sefer yüklü cisme en yakın yere negatif yükler gelir. Eksi yükleri çekecektir. Cismimiz negatif elektrikle yüklenmiş olur. Şurası yine nötr olur bu bölge. Nötr olur. Nötr olur. Şayet cismi biz tekrar uzaklaştıracak olursak bu gelen elektronlar tekrar toprağa giderek cismimiz nötr duruma geçer. Fakat cisim buradayken ben toprak bağlantısını kesecek olur isem birinci ve ikinci şekilde toprak bağlantısını kestiğimde sonra yüklü cismi uzaklaştırdığımda cisim üzerine gelen veya cisimden giden yükler artık geri gelemez. Dolayısıyla bu birinci cismimiz pozitif elektrikle yüklenirken ikinci cismimiz negatif elektrikle yüklenmiş olur. Yüklü bir cismimiz olsun şu şekilde. Hemen ben buraya yüklü bir cisim çiziyorum. Şöyle yüklü. Diyelim ki pozitif yüklü bir cismimiz var. Bu topraklama demektir. Şu şekil topraklama demektir. Şu anahtar. Şimdi ben burada anahtarı kapatacak olur isem, bu cismimin negatif yüke ihtiyacı olduğu için topraktan cisme negatif yükler gelir. Anahtarı kapattığımda topraktan cisme negatif yükler gelir ve cismim nötr hale geçer. Yani yüklü cisimleri ben direkt toprağa bağladığımda yüklü cismimin hangi yüke ihtiyacı var ise topraktan o yükü temin ederek üzerinde fazla yük varsa da o yükü toprağa göndererek nötr hale geçer diyoruz. KLM iletken cisimleri var. K cismimiz negatif yüklü. LVM nötr olsun. Ben K cismini bu LVM cisimlerine yaklaştırdığımda negatif yüklü cisim K cismini yaklaştırdım. Negatif yükleri buradan en yakın yerden yüklü cisme en yakın yerden en uzak yere neresi en uzak yer? Toprak. Toprağa gönderecektir negatif yükleri. Bu L cismimiz pozitif elektrikle yüklenir. M cismimiz ise nötr olur. Çünkü bu negatif yükler toprağa gitti. Şayet ben bu LM cisimlerime
Pozitif yüklü bir cismi yaklaştıracak olur isem de bu sefer elektrona ihtiyacı olduğu için K cismimin kendine en yakın olan yere elektronlar çekecektir. En yakın olan yere elektronlar çekecek. L cismim negatif elektrikle yüklenirken M cismim nötr olacaktır diyoruz. Yani bu cisim K cismim negatif veya pozitif yüklü K cismim bu cisimlerin yanındayken toprağa bağlı ve yanındayken yük durumları bu şekilde olur diyoruz. 3 tane cismi yan yana bağladığımızda ise 3 tane cismi yan yana bağladık. Yüklü bir cismi KLM cisimlerine, nötr KLM cisimlerine yaklaştırdığımızda eksi yükleri en uzak noktaya toprağa itecektir. K cismin pozitif elektrikle yüklenecektir. L ve M nötr olacaktır. Eğer ben bunu ortadan L'den topraklayacak olursam da bu sefer buradan eksi yükleri buradan K cisminden toprağa yine itecektir. K cismin pozitif elektrikle yüklenirken L ve M yine nötr olacaktır diyoruz. Evet, akılda olsun bir bilgimiz var. Ne diyor burada? Bir bölge elektriği ileten metal levha ile kaplanırsa ya da çevresine iletkenden oluşturmuş ağ örülürse bölgenin içi dışarıdaki elektrik alandan korunmuş olur. Buna Faraday kafesi diyoruz. 1836 yılında İngiliz fizikçi Michel Faraday bulmuştur. Topraklanmış içi boş metal küre Faraday kafesinin en iyi örnektir. Bir bina içindeki telsiz haberleşme sinyallerinin dışarıya sızmasını ve dinlenmesini önlemek için bina dışına Faraday kafesi inşa edilir. Asansördeyken cep telefonundan çekmemesi de asansör kabininin Faraday kafesi gibi davranmasından kaynaklanmaktadır. İletken ve yalıtkanlarda yüklü parçacıkların hareketi ve yük dağılımı. Maddelere elektriği ileten iletkenler ve elektriği iletmeyen yalıtkanlar ve yarı iletkenler olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bu ayrılma atomun yapısıyla bağlantılıdır. Yani atomik yapıya bağlıdır. Bazı maddelerin atomlarındaki özellikle dış yörüngedeki elektronları atoma yok denecek kadar zayıf bağ ile bağlıdır. Atomları bu şekilde maddelere dışarıdan bir elektriksel etki uygulandığında dış yörüngedeki elektronları maddenin farklı yerlerine kolayca gidebilir. Bu tür maddeler iletkendir. Yalıtkanlardaki elektronları atomlara sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla bu elektronlar dış elektrikle kolay harekete geçirilemez. Örneğin yüklü bir çubuk bir yalıtkana yaklaştırılsa bile yalıtkan atomlarındaki elektronlar çubuğun yükünün etkisiyle hareket edemezler. Yine akılda olsun iletkenlerin üzerleri yalıtkan maddelerle kaplanarak elektriğin zararlı etkisinden korunabilir. Yani evlerde kullandığımız prizlere ve anahtarlara gelen kabloların hepsi dış kısmı yalıtkan bir madde ile kaplıdır. Dış etki olmayan yüklü bir iletkendeki elektrik yüklü cisim her tarafına dağılır. Yalıtkanlarda bir uç artı diğer uç eksi olabilir. İletkenlerde yükler hep aynı olduğu için birbirini etkileyecektir. İletkende her taraf işte burada olduğu gibi elektrik yükü cismin her tarafına homojen bir şekilde dağılır işte iletken kürede ama yalıtkanda ise böyle gruplar şeklinde yüklenme gözlemlenebilir. Sivri uçlarda daha çok elektrik yükü birikir. Şöyle damla modeli düşündüğümüzde diyelim ki bu negatif yüklü olsun. Sivri uçtaki yük yoğunluğu çok fazla iken diğer taraflarda yük yoğunluğu daha azdır diyoruz. Yıldırım şimşek gibi hava olayları da topraklanmaya örnektir. Yıldırım yer ile bulut arasında, şimşek ise iki bulut arasında meydana gelen topraklama gibi düşünülebilir. Yani aralarında yük geçişi olur. Birbirlerini nötrlemek isterler. Fotokopi makinesi pozitif ve negatif yüklerin nötr hale gelmesi sebebiyle kopyalama işlemi yapar. Yani fotokopi makinesinde de elektrik yüklerinden faydalanılarak fotokopi işleminin gerçekleşmesi sağlanır. İçi boş iletken küre yüklenecek olur ise net yük küre yüzeyine düzgün bir şekilde dağılır. İletken kürenin iç kısmı elektrik yükü bulunmaz. Yani yüklü bir içi boş iletken kürenin iç kısmı
nötrdür. İçerisinde herhangi bir yük yok ise her zaman nötrdür. Tüm yük içi boş kürenin dış kısmına dağılır. Biz içi boş kürenin içini sadece yüklü bir cismi yaklaştırdığımızda yük diyebiliriz. Mesela negatif yüklü bir cismi içi boş kürenin içerisine yaklaştırdığımızda negatif yükleri dış kısmına iter içi boş kürenin. İç kısmından gider bu negatif yükler. Dolayısıyla iç kısmı pozitif, dış kısmı ise negatif elektrikte yüklenmiş olur. Ne zaman içi boş kürenin içerisinde yüklü bir cisim var iken yalnızca içi boş kürenin içini elektrikte yükleyebiliriz. Eğer içi boş kürenin içerisinde yüklü bir cisim yok ise her zaman içi boş kürenin için nötrdür diyoruz. Yine içi boş küreye yüklü bir cisme dokundurduğumuzda dokundurduğumuz cismin yükünü bu boş küremiz paylaşır. Dış kısmı ile dokundurduğumuz cismin yükünün işareti aynı olur fakat içerisi nötr olur diyoruz. Şayet ben bu negatif yüklü cismi içi boş kürenin içerisinde dokunduracak olur isem tüm yükü bu içi boş küre alır, dış kısmına dağılır. Hem dokundurduğum cisim hem de içi boş kürenin içi nötr duruma geçer. Kavrama soruları ne diyor bize? Birinci sorumuzda pozitif X küresi topraklanmış olan iletken Y küresine şekildeki gibi yaklaştırılıyor diyor. Buna göre o zaman pozitif yüklü cismi yaklaştırdığım için topraktan yüklü cisme yaklaştırdığım cisme en yakın yere elektron ihtiyacı olduğu için negatif yüklü ihtiyacı olduğu için eksi yükler birikecektir. Şimdi bakıyoruz. Topraktan Y küresine elektron geçişi olur. Evet doğru. Topraklama kesilmeden X küresi uzaklaştırırsa Y küresi eksi yükte olur. Topraklama kesilmeden X küresi uzaklaştıracak olur ise negatif yükler tekrar toprağa gider ve Y küremiz nötr olur. Bu yanlış oldu. Topraklama kesilip daha sonra X küresi uzaklaştırılırsa Y küresinin içi negatif yükte olur. Şimdi biz topraklamayı kestik. Bu cismi uzaklaştırdığımızda negatif yükler bu Y küresinde kalacaktır. Y küremiz iletken olduğu için bu yükler kürenin dış kısmına homojen bir şekilde dağılacaktır. İç kısmına dağılmayacaktır. Yine yanlıştır diyoruz. İkinci sorumuz. Negatif yüklü K cismi topraklanmış olan iletken L küresine yaklaştırılıyor. Yük geçişi tamamlandığında topraklama kesilip K cismi uzaklaştırılıyor. Negatif yüklü cismi yaklaştırdık. Ne yapacak? Eksi yükleri itecektir. Aynı cins yükleri itecek. Bu eksi yükler toprağa gidecektir. Dolayısıyla L küresinin K küresine yakın olan yerleri pozitif elektrikte yüklenecektir. İşlem sırası çok önemlidir bu durgun elektrikte. Toprak bağlantısını kestik. Artık bu negatif yükler tekrar geri gelemeyecek. L küremizde pozitif yükler kaldı. K küresinde uzaklaştıracak olur isek bu pozitif yükler küremizin etrafına homojen bir şekilde dağılacaktır. L küremiz pozitif elektrikte yüklenmiş olacaktır. K ve L cisimlerinin son yük işaretleri ne olur diyor. K cismimiz negatif elektrikte yüklü iken L cismimiz pozitif elektrikte yüklü olur diyoruz. Üçüncü sorumuz. İletken ve nötr KLM levhası topraklanmıştır. Levhanın yanına şekildeki gibi artı yüklü bir cisim yaklaştırırsa levhanın KLM kısımlarının yük işaretleri nasıl olur diyor. Artı yüklü cismi yaklaştırdım. Topraktan K cismine bu yaklaştırdığımız yüklü cisme en yakın yere bu elektrona ihtiyacı olduğu için elektronlar çekecektir. Burası eksi elektrikte yüklenecektir. Şimdi ne yaptık? Bu şekildeyken bize bu cismin yük durumları soruluyor. O zaman K'mız negatif yüklü, L nötr, M de nötr olacaktır diyoruz. Pozitif yüklü K cismin nötr ve iletken topraklanmış X, Y, Z çubuklarına yaklaştırılırsa çubuğun X, Y, Z bölgelerinin yük işaretleri nasıl olur diyor. K cismini yaklaştığını yüklü K cismini buradan buraya eksi yükler geldi. X'imiz negatif oldu. Y nötr, Z ise nötr olmuş oldu. Yük işaretleri de bu şekildedir diyoruz. Beşinci sorumuz. Yarçaplar R, 3R, 2R olan iletken KLM küreleri topraklanmıştır. Küreler birbirine temas halindeyken eksi yüklü X cismi K küresine şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Bu durumda yük geçişi tamamlandıktan sonra topraklama kesilip sistemden X cismi uzaklaştırılırsa KLM kürelerin son yükleri QK, QL, QM arasındaki ilişki ne olur diye soruyor.
Eksi yüklü cismi yaklaştırdı. Eksileri itti. Bu tarafa gitti. O zaman burası artı yüklenmiş oldu. İşlem basamağı çok önemli demiştik. Toprak bağlantısını kestik. X cismini uzaklaştırdık. Bu artı yükler bu kürelere dağılacaktır. Artık dokunma ile elektriklenme söz konusudur. R yer çaplı küremizin yükü Q kadarsa 3R yer çaplı küremizin yükü 3Q kadar, 2R yer çaplı küremizin yükü de 2Q kadar olacaktır. Bize KLM'nin son yüklerinin büyüklük sıralaması soruluyor. O zaman K en küçük, sonra M, L de D'nin yükü de en büyük olacaktır diyoruz. Altıncı sorumuz. X, Y ve Z iletken cisimlerine başlangıçta nötrdür diyor. X ve Z cisimleri şekildeki bir topraklanıyor. Y cisminin içine artı yüklü K küresi dokundurmadan sarkıtıyor. Bu daha sonra X ve Z'nin toprak bağlantısı kesiliyor. Bu durumdayken K küresi uzaklaştırılırsa X, Y ve Z cisminin yük işaretleri nasıl olur diye soruyor. Şimdi artı yüklü cismimiz eksiler ne yaptı? Kürenin iç kısmına toplandı. Bu şekilde toplandı iç kısmında. Sonra dış kısmı artı oldu. Ne yaptı? Z'ye topraktan eksiler geldi. X'e de yine topraktan eksiler geldi. Şimdi işlem basamağı çok önemli. İşlem basamağında diyor ki K küresi dokundurmadan sarkıtı. Daha sonra X ve Z'nin toprak bağlantısı kesildi. Artık bu kestik biz toprak bağlantısı. Eksiler burada kaldı. Bu durumdayken K küresi uzaklaştırırsa, K'yı da uzaklaştıracak olur isek X, Y, Z cisimlerinin yük işaretleri ne olur diye soruyor. X küresinin dış kısmı artı, Y küresinin, Y içi boş silindirinin dış kısmı artı, X cismini negatif, Z cisminde negatif elektrikle yüklenmiş olur diyoruz. Yedinci sorumuz. Artı yüklü iletken X küreciği nötr içi boş Y küreciğine önce içten sonra dıştan dokundurulup ayrılıyor. Son durumda X kürecinin ve Y küresinin iç ve dış kısımlarının yükü ne olur diyor. İç kısımdan dokundurduk artı yüklü X cismini. X cismini artı yüklü X cismi. Ne olacaktır? Tüm yükü Y küresine aktaracak ve Y küresinin dış kısmı pozitif elektrikle yüklenecektir. X cismimiz nötr olacaktır. Daha sonra ben bu X cismini dışarıdan dokunduracak olur isem de Y küresine, Y'ye, içi nötr Y'nin dışarıdan X cismini dokunduracak olur isem bu artı yükleri bunlar paylaşacaklardır. X ve Y dış kısımları pozitif elektrikle yüklenmiş olacaktır. Y küresinin iç ve dış kısımların yükünün cinsi ne olur diyor. X küreciğinin yükü pozitif, Y küresinin iç kısmı nötr, dış kısmı pozitif elektrikle yüklenmiş olur. Pozitif yüklü X ve Y kürelerin yük miktarları eşittir diyor. İletken ve topraklanmış K, L ve M kürelerinin yanlarına X ve Y küreleri şekildeki gibi konulursa K, L, M kürelerinin yük işaretleri ne olur diyor. Artı yüklü cismi yaklaştırdık. Topraktan ne yapacak buraya? Elektronlar gelecek. Eksi elektrikli yüklenecek K'mız. Yine Y'de M'ye yaklaştırıldığı için topraktan buna eksi yükler gelecektir. Bu durumdayken K'mız negatif, L'miz nötr, M'miz de negatif elektrikle yüklenmiş olacaktır diyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Kırsal yörelerde bulunan insanlar geçimlerini toprağa dayalı bir üretim dalı olan tarımsal üretimden sağlamaktadır. Tarımda çalışırken kuru ve fırtınalı günlerde bir anda bastıran yağmurda yüksek tepelerde ve ağaç diplerinde bulunmamaya özen gösterilir. Bu davranışın nedeni yukarıda verilen bilgilerden hangisi olabilir? Yüklü iki bulut arasında elektriksel boşalmaya şimşek denir. Bu şimşek yukarıda gökyüzünde gerçekleşen bir olay. Yüklü bulutlar ile yer arasında elektriksel boşalmaya yıldırım denir. Yani insanların üzerine bu yıldırım genellikle yeryüzündeki sivri yerlere daha rahat düşer. Bu sebeplerden bir tanesi bu olur. Bulut ile yer arasındaki elektriksel boşalma sivri uçlar kanalı ile gerçekleşir. Bu da doğrudur. Yani 2 ve 3. Açıklamalar bunun sebebi olabilir diyoruz. 10. sorumuz. Nötr ve iletken
olan x, y ve z kürelerinin yarıçapları sırasıyla 2r, r ve 3r'dir. Küreler birbirine temas etmekte ve z küresi topraklanmıştır. Bu durumda sisteme artı yüklü k levhası şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Artı yüklü k levhasını yaklaştırdık. Eksi yükleri bu artı yüklü cisme en yakın yerde toplanacaktır. Z küresi eksi yüklenirken x, y kürelerin nötrdür. Evet, z küresi negatif yüklendi. X ve y kürelerin nötr oldu bu durumdayken doğrudur diyoruz. Topraklama k cismi uzaklaştırmadan kesilir. K buradayken toprağa kestik. Eksiler artık burada kaldı. Ve k cismi uzaklaştırılırsa tüm küreler eksi yüklenir. Evet, k'yı da uzaklaştıracak olursak bu yükler tüm kürelere dağılır ve hepsi negatif elektrikli yüklenmiş olur. Bu da doğru oldu. Topraklama kesilmeden k cismi uzaklaştırılırsa tüm küreler nötr olur. Evet, topraklama kesilmeden k uzaklaştırılırsa buraya gelen negatif yükler tekrar toprağa giderek cisimlerimiz nötr duruma geçer. Üçüncü yargımız da doğrudur diyoruz. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.